Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kampımızın 13. gününe geldik. Dün cümlenin ögelerini işledik. Evet, dün cümlenin ögelerini işledik. Şimdi son 2 güne geldik. Bugün cümle türlerinden bahsedeceğiz. Yarın anlatım bozukluğu soruları çözeceğiz. Son günde paragraf sorularıyla kampımızı bitireceğiz. Hüzünlü bir kapanış olacak kanaatindeyim. Ama bugün, sonrasında Express Dil Bilgisi serimiz. Tabii Express Dil Bilgisi. Bu arada burada hani bazı öğrenciler. Şimdi buradaki konu anlatımlarımız tabii ki arkadaşlar soruya özel ve size hatırlatma yönelik konu anlatımları. Daha ayrıntılı konu anlatımlar için hem Express Dil Bilgisi serimizi hem TET 2020 video oynatma listemizi mutlaka seyredin. Onu da söyleyelim. Cümle türlerine başlayalım mı? Başlayalım. Evet, şimdi cümle türleri dediğimizde Nagihan'cığım bu arada hemen soruyu attık çünkü soruyu bunu da öğrendikten sonra yapıyoruz artık öğrencilerimiz biliyor. Şimdi cümle türleri aslında kendi arasında dörde ayrılır. Yüklemin türüne göre cümleler, öge dizilişine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler ve aslında daha önemli olan yapısına göre cümleler. Onu başka bir soru üzerinde anlatacağız. Önce şu daha kolay olan 3 taneyi örnekler üzerinden gösterelim. Yüklemin türüne göre cümleler gençler bildiğiniz üzere 2 ayrılır. Yüklem fiil ise fiil cümlesi, isim ise isim cümlesi. Bu kadar basit. Tamam. Her sabah soru çözüyorum. Çözüyorum fiil değil mi? Evet. O zaman bu ne cümlesi? Fiil cümlesi. Buralar bu mevsimde çok sıcakmış. Sıcakmış, sıcak değilmiş. İsim cümlesi değil mi? İsim yüklem olduğu için isim değil cümlesi. Son örneğe dikkat eder misin Nagihan? Tek isteği kardeşini görmekti. İsim cümlesi mi fiil cümlesi? İsim cümlesi. Neden? Görmek değildi. Ya ondan ziyade hem de görmek. Buradaki mek eki. Mastar eki isim mastar. Yapıyor. Yani fiilimsidir. Fiilimsiler yüklem olduğunda isim fiil de olabilir, sıfat fiil de olabilir değerli gençler. Onlar da ne yüklemi kabul edilir? İsim yüklemi kabul edilir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. Buna düşmeyiniz. Öge dizilişine göre cümleler ise Nagihan 3 ayrılır. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik, yüklem bulunmuyorsa eksiltili gibi. Her gün Türk kahvesi yapıyorum. Şimdi burada yüklem hangisi? Yapıyorum. Yapıyorum. Yüklem sonda mı? Sonda. O zaman biz buna kurallı cümle diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yine yanlış yazmış Deniz notları. Şimdi burada yüklem hangisi? Yazmış. Yazmış yüklem. Yüklem sonda mı? Hayır. Değil. Devrik. O zaman devrik cümle. Çocukların istediklerini bir bir. Cümle bitti mi? Eksiltili cümle. Bitmedi. O zaman buna da EC yani eksiltili cümle diyoruz değerli gençler. Anlamlarına göre cümleler ise ikiye ayrılır. Olumlu, olumsuz. Ama aslında hani soru cümleleri, emir cümleleri, gereklilik cümleleri onların hepsi bu çoğaltılabilir aslında. Ama daha çok biz olumlu, olumsuz yönden bakacağız. Kardeşim bugün okula geç kaldı. Yüklem hangisi? Geç kaldı. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Olumlu süper. Şimdi burada öğrenci söylemiş. Anlamca olumsuz. Anlamca olumsuz da değil. Gibi. Buraya dikkat. Ha, biçimce de olumlu, anlamca da olumludur. Burada ölçtüğümüz şu. Eylem gerçekleşti mi ya da gerçekleşebilecek mi? Evet. Bu adam geç kaldı mı kardeşim? Kaldı. Ya da geç kalacak dese yine zaten olumlu olacak. O sorun değil. Bu olumlu cümledir değerli gençler. Buraya dikkat ediniz. Tamam mı? Geç kalmadı deseydi olumsuz olurdu. Bu konuda ona yalan söylememiş. Olumsuz. Olumsuz. Yani burada da mesela tersten. Öğrenci bunu şaşırabilir. Yalan söylemediyse iyi bir şey yapmış gibi gelebilir ama yalan söylememiş. Bu nedir? Olumsuz cümledir. Çünkü eylem gerçekleşmediği için. Bir de hani biçime göre olumlu, anlama göre olumsuz durumu var. Anlattıklarım beni korkutmuyor değil. Korkutmuyor değil. Biçimce olumsuz ama anlattıklarım beni korkutuyor anlamına geldiği için anlamca olumlu. Böyle sorular gelebilir. Bakın. Biçimce olumsuz. Nagihan, anladın değil mi niye öyle olduğunu? Olumsuz kabul ediyorum ben bunu. Anlamca olumlu. Yok, anlamca olumlu kabul ediyoruz. Anlamca olumlu, biçimce olumlu. Bunun soruları zaten şöyle geliyor. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem ya da fiil biçimce olumsuz, anlamca olumludur diye bakacağız. Gel de bu saatte dışarı çık. Şimdi burada eylem çık değil mi? Biçimce bir olumsuzluk var mı Nagihan? Yok. Yok. Çünkü biçimce olumsuz olması mema ya da değil de olur. Tamam mı? Biçimce olumlu. Peki cümle anlamına baktığımız zaman gel de bu saatte dışarı çık. Yani aslında çıkmak istemiyor değil mi? Yani çıkamazsın anlamı var. Öyleyse anlamca nedir? Olumsuzdur. Evet. Hemen sorumuza bakabiliriz. Burada sorumuz. Ay getiremedim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü ve ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır diyor. Etnografya kültürleri ve kültür oluşumlarını araştıran bilim adına verilen isimdir demiş. Şimdi burada yüklem hangisi? İsimdir. Hatta kültürleri ve kültür oluşumlarını araştıran bilim adına verilen isimdir. Buranın tamamı yüklem. İsimdir zaten isim cümlesi değil mi? Ögelerinin dizilişi bakımından yüklem sonda mı Nagihan? Evet. Bu ne? Kurallı cümle. Buna göre bir şey bana bul bakalım. Etnografik araştırmalar topraklarımıza ilk olarak Meşrutiyet devriminden sonra başlamıştır. Başlamıştır zaten fiil olduğu için. Gitti. Kullanılmıştır da gitti. Oho artist artık okumadan güzel hadi bakayım. Ankettire bir duralım. Evet. Oluşturur oluşturmak bu da gitti. Evet.
gösterir. Bu da gitti. Zaten ankettir. Yüklem sonunda isim cümlesi. Ve kurallı cümle. Ve kurallı cümle cevap Ceyhan. Zaten bu kısım kolay. Esas burada işte bu yapı kısmı. Yapısına göre cümlelere dikkat etmek lazım. Yapısına göre cümleleri bir öğrenelim. Anlatalım arkadaşlar. Öğrenelim. Yapı bakımından cümleler dörde ayrılır. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Hmm. Şimdi bunların şeyi ne? Ne derler? Formülü ne? Onu anlatalım. Eğer arkadaşlar cümlede tek yüklem bulunuyorsa, fiilimsi de yoksa ona ne diyeceksiniz? Basit cümle. Basit cümle diyeceksiniz. Tamam. Ama cümlede tek yüklem varsa, içerisinde de en az bir tane fiilimsi varsa o nasıl cümledir? Girişik birleşik cümledir. Hmm. Şimdi burada bak şuraya dikkat edin. Normalde birleşik cümleler kendi arasında dörde ayrılır. Girişik bileşik cümle, kiili bileşik cümle, iç içe bileşik cümle ve şartlı bileşik cümle diye. Ben neden girişik bileşik cümlenin formülünü verdim? Çünkü daha çok bu sorulur. Tamam mı? İki cümle ki ile bağlanmışsa kiili bileşik, bir cümle içinde başka bir cümle varsa iç içe bileşik, şartla bağlanmışsa da şartlı bileşik denir. Ama birleşik cümle sorulduğunda siz şuna daha çok dikkat edin gençler. En az iki cümle ard arda gelmişse Nagihan ne olur? Sıralı cümle. Sıralı cümle olur. İki cümle arası bağlaç bulunursa da ne olur? Bağlı cümle olur. Evet. Ha dur. Hemen getirme. Önce örneklerimizi burayı bir pekiştirelim. Tamam. Şimdi yaşlılık onlar için en bilgili zaman dilimidir bence. Şimdi burada yüklem hangisine gelen? Zaman dilimidir. Evet. Dilimidir. Hatta en bilgili zaman dilimidir. Bundan önce işledik ya, burası tamlama olduğu için buranın tamamı ne? Yüklem. Başka yüklem var mı Nagihan? Yok. Yok. Fiilimsi var mı? Yok. Yok. O zaman ben bu cümleye yapı olarak nasıl cümle diyeceğim? Basit cümle diyeceğim. Hayran olduğum sanatçı az önce buradan geçti. Şimdi yüklem hangisine gel? Geçti. Geçti yüklem. Başka yüklem var mı? Fiilimsi var olduğum. Önce başka yüklem var mı? Yok. Önce onu söyle. Fiilimsi var mı? Olduğum. Olduğum. Fiilimsi var. Arkadaşlar tek yüklem varsa, en az bir tane de fiilimsi varsa bunun yapısı birleşik cümledir. Hatta nasıl birleşik diyoruz? Girişik birleşik cümledir diyoruz. Eşyalarını hızlıca toparladı. Kendisini bekleyen arabaya bindi. Sıralı mı oluyordu? Evet. Şimdi burada bindi yüklem. Başka yüklem var mı? Toparladı var. Toparladı da var. İki tane yüklem kesin olarak gördüysem bunun yapısı nedir gençler? Sıralı cümledir. Hatta bak burada şuna, hocam burada fiilimsi de var diyebilir öğrenciler. Ama buradaki ilk ölçütümüzde onun için ısrarla ilk ona bakın diyorum. İki tane yüklem varsa içeride bir sürü fiilimsi olması bir şey değiştirmez. İki yüklem varsa bu sıralı nedir? Cümle sıralı diyor. Cümledir. Oraya dikkat. Çok erken saatlerde kalktık çünkü önemli bir sınavımız var bugün. Evet. Çok erken saatlerde kalktık. Bu bir cümle değil mi Nagihan? Evet. Önemli bir sınavımız var bugün. Bu da bir cümle. Peki iki cümle neyle bağlandı? Çünküyle. Çünküyle bağlandı. O zaman bu ne oluyor Nagihan? Çünkülü birleşik cümle. Çünkülü birleşik cümle değil, bağlı cümle. Anladık mı? Şimdi sorumuzu getirebiliriz Nagihan. Orada bir soru vardı kaybetmediysek. Evet. Hangisi birleşik cümledir diyor. Neye bakacağız? Tek yüklem olacak. En az bir tane deneyimiz olacak. Fiilimsi olacak. Adalet Ağaoğlu'nun günlükleri Damla Damla Günler adıyla yayımlandı. Yayımlandı burada. Yüklem başka bir şey var mı? Yok. Yüklem de yani şey fiilimsi de yok. O zaman bir olmaz. Devam. Kitap 1969 yılında TRT'den istifasından başlayıp 96'da geçirdiği trafik kazasıyla sona eriyor. Sona ermek burada. Fiilimiz başlayıp fiilimsi var. Geçirdiği. Var. Öyleyse iki numara kesinlikle nedir? Birleşik. Devam et. Kitapta Sevgi Soysal'dan Muhsin Ertuğrul'a, Orhan Kemal'den Behçet Necati'ye kadar birçok ünlü kişi yer alıyor. Yine haber bülteni dinliyor gibiyiz. İyi akşamlar sayın seyirciler. Yer alıyor yüklem. Fiilimsi var mı? Yok gibi. Demek ki şöyle yok. Yok. Tamam. Bla bla. Şimdi bu bla bla'yı Nagihan Öpe dedi. Vay 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 diyeceğim bundan sonra. Evet 4. Bu yönüyle kitap hem enfes anlatımı hem de yakın edebiyat tarihinin resmi geçididir. Hatta yakın edebiyat tarihinin resmi geçididir. Yüklem filmsi var mı Nagihan? Yok. Yok. Güzel. 5 okuyalım. Kitap yazarın romanları gibi edebiyatımızın seçkin bir burcunda hep var olmayı sürdürecektir. Sürdürecektir. Yüklem. Olmayı. Filmsi de hemen burada. Olmayı var değerli gençler. Demek ki 2 numaralı cümle ve 5 numaralı cümle yapıca nedir? Birleşiktir. Ceyhan. Cevap Ceyhan. Hatta fiilimsi olduğu için de girişik birleşiktir. Aynen. Burada hatırlatalım. Nagihan şimdi de şeyi soruyor. Hangisi sıralı cümledir? Ha. Sıralı cümle neydi? İki cümle. Arka arka. En az 2 cümle. 3 cümle de olabilir falan filan. Bunlar evet. Arasında Doğu Yunan ve Korint önemli yer alır. Yok hiç alakası yok. Burada zaten bir tane cümle var.
Günlük ihtiyaçları için yapmış oldukları vazolar da resim ve nakış sanatı için önemli belgelerdir. Önemli belgelerdir. Yüklem başka yüklem yok. Daha gelişmiş ve tabiileşmiş olan geometrik ya da figürlü motiflerin yanında insan resimleri önemli yer tutmaktadır. İki cümle yok. Yok. Yunanlılar M.Ö. 7. yüzyıl sonları ve 6. yüzyılda siyah figür tekniği, sonraki dönemlerde ise kırmızı figür tekniği yok. Kullanmışlardır. Tek yüklem var gençler, dikkat. Doğu Yunan ekolü renklerin berraklığı, çeşitli ve sahnelerin canlılığıyla göze çarpmakta. Ressamlar ahenkli bir surette tertiplesini bildikleri hayvan filizlerinde başarılı olmaktadır. Göze çarpmaktaya kadar, evet, bir cümle. Evet, güzel. Çarpmaktadır. Hatta burada dır düşüyor. Bu bazen hani yüklem gibi durmuyor gibi. Burada düşürücü. Düşelim buraya diye tamamlamamışlar. Ama yer mi Anadolu çocuğu dediğimiz gibi. Hele Denizli ise hiç yemez. Evet, çarpmaktadır ve olmaktadır. İki tane yüklemimiz olduğu için değerli gençler, bu nedir? Edirne. Edirne. Anlıyor muyuz Nagihan? Çok iyi. Şimdi bu parçada numara almış mülerden hangisi bu sefer ne diyor gençler? Bağlı cümledir. Yani iki cümle bağlaç. Arası bağlaç. Evet. Evet. Okun Agen. Amatör şair şiire düşkünlüğü arttığında şiirinin yaprakları tek tek koparılan bir çiçek gibi incelenmesinden hoşlanmaz. Burada zaten tek yüklem var. Geçiyor. Tomurcuk gibi narin oluşumlardan koparılan sözcük ve imgeler ile getirilen katı mantık onu rahatsız eder. Şimdi burada bir şey değinmek istiyorum. Yüklem rahatsız eder. Başka yüklem var mı? Yok. Bazen öğrencilerimiz yani burada tırnak içinde diyorum, sazanlık yapıp, tamam mı? Hani bağlı cümle diyoruz ya, bağlı deyince de aklına bağlaç geliyor. Hocam burada bağlaç var diyor. Ya bağlaç var da. Bağlaç. Bu bağlacı iki cümleyi bağlaması lazım ki bağlı cümle olsun. Buraya dikkat. Devam. Evet. Buna karşı söylenecek söz, çiçeklerin bile içine bir şey batırıldığında solmadığıdır. Bir tane yüklem var. Geç. Şiir eğer yaşayacak güçteyse zaten yaşar ve en güçlü operasyonlara bile dayanır. Hmm, yaşar. Zaten bak şuraya kadar bir cümle. B'ye bağlacı var. Değerli gençler, en güçlü operasyonlara bile dayanır. Bu da ikinci cümle. İki cümle Nagihan birbirine neyle bağlanıyor? Bağlaçla, bağlı cümle. Cevap Denizli. Tek bir kötü mısranın bir şiiri hiçbir zaman tümüne yok edemeyeceği gibi tek bir iyi mısra da onu kurtaramaz derken burada zaten yine tek yargı var. Evet, şimdi Nagihan ne demiş? Bağımlı sıralı cümlelerde birden fazla öge ortak olabilir. Bağlıyı gördük de bağımlı. Şimdi önce şunları bir anlatalım sırayla. Sıralı cümle neydi? En az iki yükleminin olması lazımdı. Aha. Değil mi? Bağımlı demek şu demek değerli gençler. En az iki cümle var ya. O iki cümlede zaten burada da dediği gibi ögelerin ortak olması. Hmm. Mesela öznesi ortak olabilir, nesnesi ortak olabilir gibi. Ki zaten şimdi şıkları anlattığımızda bu görülecek. Aşağıdaki cümlelerden ise bu aşamaya örnek yoktur. Yani birden fazla öge ortak olmayacak demek ki. Tam karıştı biraz. Bir bakalım. Arabamı yıkadım, sildim, güzelce yerine park ettim. Önce buradaki yüklemler hangilerine? Yıkadım, sildim. Sildim. Park ettim. Park ettim. Yıkayan kim? Ben. Silen kim? Ben. Park eden ben. Kim? Ben. Neyi yıkadım? Arabamı. Neyi sildim? Arabamı. Neyi park ettim? Arabamı. Yani hem nesne ortak hem özne ortak. Birden fazla öge ortak oldu mu Nagihan? Anladım. Oldu. Evet. Evimiz iki katlı, temiz ve düzenliydi. İki katlıydı, temizdi, düzenliydi. Bunlar yüklem. Peki iki katlı olan ne? Ha, tek evimiz. Özne ortaklığı. Tabii. Evimiz temizdi, evimiz iki burada, katlıydı, evimiz burada neydi, düzenliydi. Bağımlı sıralı cümle ama tek. Tek öge ortak. Soruda bunu istemiyordu. Cevap Bursa. Ama diğerlerini gösterelim, öğrencilerimiz öğrensin. Kitabıma kaplık geçirdik. Geçirdik. Etiketini yapıştırdık. Adımı yazdık. Biz. Nesneleri ayrı. Neyi, ne geçirdik, kaplık, ne yapıştırdık etiketini. Hepsinin nesnesi farklı. Ama, geçirdik, yapıştırdık, yazdık. Biz. Özne ortak. Ama bir de ne ortak? Kitabıma, neye? Kitabıma geçirdik. Kitabıma yapıştırdık, kitabıma yazdık. Özne o zaman, ve dolaylı tümleç. Süpersin. Ankara'ya kalesinden, bağlarından baktık, fotoğraf çektirdik. Baktık, fotoğraf, evet, çektirdik. Baktık ve çektirdik ya da fotoğraf çektirdik. Hı-hı. Yüklem kim biz? Özne ortak. Ankara'ya baktık, Ankara'ya çektirdik olmuyor değil mi? Kalesinden, bağlarından baktık, kalesinden, bağlarından kalesinden çektirdik. Kalesinden, bağlarından baktık, kalesinden, dolaylı bağlarından çektirdik. Süpersin. Kedimiz minnoş, kardeşime sırnaşır, pati atar, naz yapar. Evet. Kedi, kedileri seviyor musunuz? Çok. Evet. Şimdi burada sırnaşır. Sırnaşan kim? Kedimiz minnoş. Özne ortak. Kime sırnaşır? Kardeşime. Kime pati atar? Kardeşime. Burada kardeşime. Da birden fazla öge ortak. Böylelikle sıralı, bağımlı sıralı cümlenin ne olduğunu da bu soru özelinde arkadaşlar. Bu güzelmiş. Böyle bir soru karşıma çıksa anlatmış. Yapamazdım. Anlatmasaydınız. Tabii tabii. Buraya dikkat. Karışık gelirdi. Geldik son iki soruya yine işlediklerimiz ışığında. Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi Nagihan, birinci cümle hem kurallı olacak, yani yüklem sonunda olacak, hem de ne olacak? Eylem cümlesi. Eylem olacak. Okur musun? İnsanlar kendi mevcut inançlarına ters gelen her öneriye refleks olarak tepki gösterirler. Yüklem hangisi? Tepki gösterirler. Yüklem sonda mı? Sonda, kurallı. Sonda. Eylem mi?
Tepki eylem. Gösterir göstermez evet. O zaman buna tikimi attım. Bu yüzden bir insanı... Dur sakin sakin. Orada ne arıyoruz? Sıfat fiili oluşturulmuş birleşik cümle. Evet. Şimdi diyor ki birinci cümle. Yine birinci cümleden bahsediyor. Yani şunu istediğimizde. Sıfat fiille oluşturulmuş birleşik cümledir. Yani içeride sıfat fiilin olması lazım. Çünkü birleşik cümlelerde içinde fiilimsi olması lazım diye Nagihan. Evet. Onu soruyor. Şimdi bir bakalım. İnsanlar kendi mevcut inançlarına ters gelen her öneriye refleks olarak tepki gösterirler. Tepki gösterirler yüklem. Tepki gösteren kim? İnsanlar. Neye tepki gösterirler? Kendi mevcut inançlarına ters gelen her öneriye. Bak burada bir fiilimsi var mı? Var. Ve bu fiilimsi sıfat fiil değil mi? Bilmiyorum. Sıfat fiil. Dolayısıyla bu birinci cümle aynı zamanda sıfat fiille oluşturulmuş bir birleşik cümle de diyebilir miyiz? Deriz. Ben sıfat fiili anlamadım. Gelen ortaç. Fiilimsi unuttun mu? Evet unutmuşum. Tamam geçebiliriz. Tamam şu an geldi. İkinci cümle birleşik isim cümlesidir. Şimdi burada şuna dikkat. Bazen öğrenciler şöyle yapıyorlar Nagihan. Mesela yüklem birleşik isimse bunu işaretliyor. Bu onu demek istemiyor. Yüklem yapıca birleşik olacak. Pardon. Cümle yapıca birleşik olacak. Yüklemi de ne olacak? İsim cümlesi. İsim olacak. Bir okuyalım üçüncü cümleyi. Üç mü? İki. Pardon iki. Bu yüzden bir insanı etkilemek için onun inanç ve değerlerini bilmek ve bunlara saygılı olmak gerekir. Şimdi yüklem hangisi? Gerekir. Gerekir. Hatta fiilimsi var mı? Var. Olmak. Aslında yapıca birleşik mi? Birleşik. Evet. Ama isim cümlesi mi? Hayır. Hayır. O zaman cevap hangisi? Ceyhan. D ve E'yi de kontrol edelim. Üçüncü cümle olumsuz ve eylem cümlesidir demiş. Zaten bak kulak vermez. Doğru mu Nagihan? Evet. Doğru. Dördüncü cümle basit isim cümlesidir. Bak bu da biraz şaşırtmaçlı. Göstermektir. Anlatmıştım. Göstermek değildir. Hem o bir de makmek, master gibi. Fiilimsi olduğu için bunu ben isim cümlesi kabul ediyorum gençler. Unutmayın. Cümlede fiilimsi var mı diye bakalım. Yüzden inkar birinci adım insan var mı? Yok. Dolayısıyla yapınca basit ve yüklemi de isim bu da doğrudur. Bu da uğraştırıcı bir soruymuş. Güzel bir soru. Buyurun. Evet. Son soruya gelmişiz ya. Evet. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor gençler. Bu arada unutturma bu soru bittikten sonra bir açıklama yapacağım. Yeni aklıma geldi. O, tamam mı? Basın açıklaması. Evet gerekiyor. Basın açıklaması yapacağız. İstanbul'un en sevdiğim tarafı gezip görülecek yerlerinin çok olmasıdır. Şimdi burada yüklem hangisine gel? Olmasıdır. Peki olmasıdır. İsim. Güzel. Bak düşmedi. Fiilimsi olduğu için arkadaşlar bu ne cümlesi bir kere? İsim değil cümlesi. De olumsuzlamak çok mantıklı evet. Ya direkt. Bu isim cümlesi. Peki yüklem sonda olduğu için kurallı mı? Kurallı. Kurallı. Her ne kadar yüklem fiilimsi olsa da bunun birleşik olması için yüklemden hariç de bir fiilimsi olması lazım. Görülecek yer, gezip, sevdiğim, sıfat fiil. Üç tane birden bereketli. Dolu. O zaman bu cümle yapıca birleşik. Yüklem sonda olduğu için kurallı ve isim cümlesi. Cevap hangisi? Adana. Adana. Gelelim basın açıklamamıza. Bu şeyden. Bundan önceki soruları biliyorsunuz konsantrasyon dil bilgisi kitabımızdan almıştık. Öğrencilerimiz burada testlere bakarlarsa yanılmasınlar. Buradaki sorularımızı ise konsantrasyon Türkçe soru bankamızdan. O mor kapaklı olan. Ondan aldık. Bunu da belirtmiş olalım. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.